Merhabalar sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu video aslında bir ürünü birlikte öreceğimiz video olmayacak. Şöyle ki bir çocuk hırkasını bu modelde çocuk hırkasını nasıl hazırlayabiliriz, nasıl bedeni küçültebiliriz videosu olacak bu. Fikir videosu diyebilirim size. Şöyle ki inanın arkadaşlar bu videoları çekmek özellikle büyük parça ürünlerde hırka gibi ya da işte elbise gibi, etek gibi çok kolay olmuyor. Çünkü bunların her aşamasını ayrı zamanlarda ilerledikçe çekmek gerekiyor ve bunun için de bir zaman lazım. Ve ben biliyorsunuz toplu ürünler hazırlayan, siparişler ören yapan birisiyim. Ve videolara vakit ayırmak benim için çok da kolay olmuyor. Onun için umarım işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Büyük modelini beraberce örmüştük. Bunun yapılışı kanalımda mevcut ve ben bunun yapılışının linkini bu videonun altına atacağım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl küçültebiliriz? Nasıl çocuk hırkası yapabiliriz mevzuna gelince. Şu an elimdeki hırka sanırım 6, 7, belki de 9-10 yaşa kadar bile olabilecek bir hırka. Buradaki söz konusu olan sizin hazırlayacağınız yavrunuzun ölçülerine bağlı. Öyle çocuk var ki 5 yaşında, 7 yaşındaki çocukla aynı ölçülere sahip oluyor. Bu yaşlardaki çocukların ölçülerini sabitlemek hiç de mümkün değil. Ölçerek çalışmanız her zaman için en doğru metottur arkadaşlar. Burada biliyorsunuz motif sayımız, motif ebatımız hiçbir şekilde değişmeyecek. Bu hırkanın yapılışını dediğim gibi linkini bırakıyorum videonun altına. 3 numara tığla ördüm. İplerim her zamanki gibi Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans. Tığ 3 milim. Bakın. Yuvarlak. Bu büyük arkanın büyük parça. Bu arada bu hırka elimdeki hırka 36-40 bedene kadar uygun bir hırka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parçayla yaptığımız arkası 19 sıralı örüp hazırladığımız bir model. Bunun arka parçasını bu yaşlara indirgemek için, yani şöyle söyleyeyim size, 6-9 yaşı indirgemek için, bakın arkası bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra. Bir de kırmızı çerçevemiz var. 14 sıra olmuş oluyor. Burada da aynı şekilde 19'a 20 sıra oluyor kırmızı çerçeveyle. Burada bunu 1 ya da 2 sıra küçülterek küçültmek istediğiniz takdirde bu doğru sistem olmayacaktır. Çünkü bakın alta oturtmamız gereken motif sıramız var. Şimdi bu yaşa kadar gayet güzel çalışıyoruz. Daha küçüğünü yapmak istediğimizde ise tığımızın milimini küçültüp ufak detaylarla oynuyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Motiflerimizi daha küçük düşürmeye çalışıyoruz. 2,5 milime düştüğü an motiflerimiz daha küçülmeye başlıyor. Çünkü burada sıramızı değiştirmek mümkün olmayacak. Yani ancak 1 yaş için sıra değiştirebiliriz. Fakat daha hani o ara yaş böyle 4, 3, 5 yaş için bunu küçültmemiz mümkün değil. Bu artık bebek hırkasına giriyor zaten. Arkaya bakın burada yaptığımızın 4 motifli olan sırayı burada 3 motife düşürüyoruz. Burayı dediğim sırada ördüğünüz takdirde bakın buradan bir ekran görüntüsü almanız mümkün arkadaşlar. Bu ekran görüntüsünü alıp buna göre hazırlarsınız. Sonrasında ise koldaki biliyorsunuz sırası 15 olması gerekiyor. Teyit alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pardon. 14 kırmızı en son geçtiğimle birlikte 14. Bunu küçültürken kolunu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kırmızı çerçevesiyle birlikte 11 sıraya düşürüyorum. Bakın buradan da bir ekran görüntüsü almanız mümkün. Kol için. Şurası pardon. Şöyle biraz eğim yaparsam daha iyi olacak sanki. 11 sıralı da kol için çalışıyoruz. Arkasını dediğim gibi. Bu uzunluk sizin isteğinize bağlı. İstediğiniz uzunlukta çalışmanız mümkün. Şöyle bakayım, tam açtığım zaman, hırkayı tam açtığım zaman koltuk altından gelen motif kısmı, burası büyük motifin altına doğru gelen kısım. Bunu daha kısa veya daha kısa örmek istediğinizde 2 4, 7, eksi 7 çalışmanız gerekiyor. Daha uzun örmek istediğinizde de artı 7 çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi toplamda bakın, toplamda motif sayımız şöyle veriyorum size. 2, 4, 2, 4, 6, 6 artı 6, 12 önde var. 5 artı 5, 10 tane koltuk altında var. Yani 12 artı 10, 22 ön motif sayımız. Arkasında büyük motifler hariç. Büyük motifler hariç. Arkada da 9 motifimiz var. Alttan gelen motifler. Totalde 31 adet motifle bu hırkayı örmemiz mümkün. 31 adet motif hazırlayarak. Daha kısası için dediğim gibi eksi 7 yapmanız yeterli olacaktır. Patıyla birlikte de bakın, hırkaların patı, bu hırkada özellikle pat çok önemli. Pat dediğim şu etrafını ördüğümüz, şu etrafına hani geçiyoruz ya, şu çerçeve, ona pat diyoruz. Patıyla hırkayı büyütüp küçültmek çok mümkün. Yani mesela 2 sıra daha geniş örecek olursam daha büyük bir bedeni hazırlayabilirim. 2 sıra daha eksik ördüğümde bedenini küçültebilirim. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Kapşonuna geldiğinde ise büyük hırkada kapşon sıramız bizim. Kaç sıra ördüğümüz, bunun yapılışı falan biliyorsunuz, bütün detayları bu hırkanın hepsinin var. Bunu birebir bu küçüğe uygulayacaksınız. Sadece sayılarını değiştirerek, o kadar. Bu 27 sıralı bir kapşon. Büyükler için hazırladığım, küçükler için hazırladığıma da 23 sıralı çalışıyorum. Daha küçük için hazırladığımda 2-3 sıra daha küçüğünü çalışıyorum. Bu hep ölçerek. Deneyin yavrunuzun üstüne ya da hazırlamak istediğiniz kişiye böyle göz kararı, aşağı yukarı tahmin ettiğiniz şekilde deneyin. Kafanızda şekillendirin. Ona göre örerek de ilerleyebilirsiniz. Mesela örerken geldiğiniz yerde şöyle tutup denersiniz. Uygun mudur diye bakarsınız. Bu şekilde ilerlemeniz çok daha mantıklı olacak. Dediğim gibi daha küçüğünü hazırlamak istediğinizde sayılarında çok fazla oynamadan hemen küçük bir tığa geçiyorsunuz. Daha küçük düşmesi için ve patını daha ince örüyorsunuz bedeni küçültürken. Kol içinde koldaki sıraları oynamanız çok mümkün. 2 sıra daha eksik ördüğünüzde kolu gene tamamlayabilirsiniz. Bunun kol evine yerleşmesinin nasıl olacağı, kolun bu kısmını nasıl tamamlayacağımızı burada tekrar anlatmak istemiyorum. Diğer büyük hırkamın yapılışında bu kol evinin, kolun nasıl yapılışının hepsinin anlatımı var. Oradakini birebir sadece küçük modellemesinde uygulayıp yerine yerleştireceksiniz. O kadar. Yani buradaki zaten kare küçüldüğü için mantığını da ona göre. Yani kendi elinizdeki küçük motifin şekline göre uygulamanız gerekiyor. Tek farkı o. Yoksa yapılışı aslında gördüğünüz gibi her ırkanın da birebir aynı. Dediğim gibi sadece sıralar değişiyor. Sıralarla birlikte de sayılar değişiyor. Bu biraz senin karışık olmuş olabilir. Hani bu hırkayı anlayan büyük hırkayı anlayan arkadaşlarım için, şu büyük modeli bilen, çözen arkadaşlarım için aslında küçüğün uygulaması çok kolay olacak. Şöyle bir şey yapıyorum diyorum size. Tekrardan hani bir küçük hırka daha hazırladık ama sırada tekrar hazırlamam gerekirse belki bir fırsatta beraberce de
Öreriz, örmeye çalışırız. Şimdilik bu bana soran arkadaşlarıma özellikle gelsin bu fikir videosu. Nasıl yapabiliriz diyen bana soranlara. Elimden şimdilik bu kadar geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.